Aranızdan Baldibek'i tanıyanlar mutlaka vardır. Kendisi YouTube'da eğlenceli bir şekilde oyun içerikleri üretiyordu. Ancak bugün hem bizim hem kendisinin beklemediği bir olay yaşandı. Baldibek bugün öğlen saatlerinde kanalını çaldırdı. Yani evet biliyorsunuz ki bu kanal çaldırma muhabbetleri bir ara çok popülerdi ancak belli bir süre sonra neyse ki durmuştu. Ve görüyorum ki şimdi yine başlamış. Bu konu hakkında önce kendi izleyicilerine bir uyarı yapmam gerekiyor. Hiçbir şekilde abonelikten çıkmak zorunda değilseniz zaten kanalı yarın geri alacağız. Bunun için de gerekli forumları, gerekli yazıları zaten YouTube'a gönderdik. Yani YouTube da ...yarın büyük ihtimalle saat 3 civarında bize geri dönüş yapacaktır. Ancak şu anda kendisinin kanalında hiçbir linke tıklamamanız lazım. Çünkü eğer ki tıklarsanız sizin de bilgisayarınıza virüs bulaşacak. Şu anda kanalı hackleyen kişiler kendisinin hem profilini hem de ismini değiştirdiler. Ve görüyorum ki şu anda Bitcoin yayını falan açmaya başlıyorlar ki... ...bundan dolayı da illaki kanal bir tane ihtar alacaktır. Yani o yüzden Baldibek'in kanalını geri alsak bile Baldibek 14-15 gün video atamayabilir. Fakat bunun da üstesinden geleceğiz. Ve almış olduğu bu ihtarları da büyük ihtimalle kanalı geri aldıktır sonra kaldıracağız. Öncelikle kendisine buradan tekrardan geçmiş olsun demek istiyorum ki kendisiyle de bu konuyu konuştuk zaten. Kanalı çalındığı için bayağı bir üzgün kendisi fakat elbette geri alınacak. Peki YouTuber'lar kanallarını nasıl çaldırıyorlar ve biz kanalı çaldırmamak için nasıl bir önlem alabiliriz? Öncelikle sizlere Baldebek'e atılan maili göstermek istiyorum. Mail şu şekilde ve gerçekten çok profesyonel bir şekilde hazırlanmış. Yani adamlar öyle boş adamlar değil. Bunun için bir site bile oluşturmuşlar. Ve siteye baktığımız zaman da site gayet kaliteli duruyor. Yani adamlar bildiğiniz gerçek bir sponsor gibi mail hazırlamışlar, bunu dizayn etmişler ve bunun üzerine bir de site hazırlamışlar. Peki bu kadar gerçekçi bir mailin sahte olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bunun için birkaç tane yöntem var aslında. En basiti hiçbir sponsor sizlere link vermez. Sponsorlar yalnızca merhaba benim içeriğim şudur, bunun reklamını yapsana şu kadar para vereyim derler. Bunun için de sizlere herhangi bir şekilde sitenin linkini veya herhangi bir şekilde forum linki vermezler. Yani bir sponsor sizin bir şeyi doğrudan kendi linkleri üzerinden indirmenizi istiyorsa %99 ihtimalle fake'tir. %1 ihtimalle çok da fazla düşünmeyin derim. Yani boş verin geçin. İkinci olarak sponsorun e-posta adresini de kontrol edebilirsiniz. Bu e-posta adresi Gmail'den oluşuyorsa ya da free mail veya xyz gibi saçma sapan şeylerden geliyorsa yüksek ihtimalle fake'tir. Çünkü sponsorlar takdir edersiniz ki sizlere kendi mailleri üzerinden mail atarlar. Gmail üzerinden mail atmazlar. Baldıbek'e atılan mail evet gerçekten de gerçekçiydi fakat burada bile bir açık var. Burada maili atan kişi görmüş olduğunuz gibi saçma sapan bir yerden mail atmış. Yani az önce de söylediğim gibi. Nokta .cloud nokta free mail bunların hepsi yüz %99 dolandırıcılardan geliyor. Yani buradan bir sponsorun fake olup olmadığını net bir şekilde anlayabilirsiniz. Ancak bir tane daha yöntem var ki gerçekten çok 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 gerçekçi ama neyse ki bu yöntemi çoğu insan bilmiyor. Bazı insanlar sizlere gerçek bir sponsor maili üzerinden de mail atabiliyor. Mesela şu an bir takipçimin bana 4 yıl önce atmış olduğu maili görüyorsunuz. Bunu sadece göstermek için atmıştı bu arada. Gördüğünüz gibi mail bildiğiniz Ubisoft.com'dan gelmiş. Yani bu adamlar bana bu mail üzerinden mail atmış olsalar da eğer ki büyük ihtimalle ben buna kanardım. Peki bunun gerçek olup olmadığını nereden öğreneceğiz? Yani bildiğiniz orada ubisoft.com yazıyor. Bunun da basit bir yöntemi var. Mail'i yanıtlaya tıkladığınız zaman gerçek kişinin mail'i ortaya çıkıyor. Ve bu şekilde de mail'in sahte olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Her neyse maillerden korunmayı öğrendik. Gelelim yapmamız gereken ikinci şeye. Hiçbir şekilde crackli edit programı indirmemeniz lazım. Çünkü bunların hepsi virüs içeriyor. Bu edit programlarını crackleyen insanlar zaten bunları sadece youtuberların indireceğini bildiği için bunların içine buna uygun bir şekilde virüs koy koyuyorlar. Ve siz bu programları indirdiğiniz zaman kanalınız çalınıyor haliyle. Üçüncü ve en basit yöntem ki bu yöntemi ben de kullanıyorum. Bir anahtar satın almanız yeterli olacaktır. Bunun için ya Google Titan Key ya da YubiK satın alabilirsiniz. Herhangi bir şekilde sponsorluk değil bu arada. Yani sadece bir tavsiye. Peki diyelim kanalınızı çaldırdınız. Ne yapmanız gerekiyor? Açıklama kısmına koyduğum linkten bu formu doldurmanız lazım. Ki açıklama kısmına koyduğum linki birçok insan da bilmiyordur muhtemelen. Ancak birinin kanalı eğer ki çalınmışsa bu link sayesinde kurtarabilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer ki bu link para kazanması kapalı olan bir kanala tıklarsanız büyük ihtimalle böyle boş bir sayfa göreceksiniz. Bu forma ulaşabilmeniz için para kazanması açık olan bir kanala ihtiyacınız var. Ve burada sizlere işte e-posta adresiniz, kanal ID'niz, kanalı ne zaman kurduğunuz gibi bilgiler sunulacak. Ve özellikle doldurmanızı tavsiye ettiğim bazı bilgiler var. O da AdSense hesabınızın bilgileri. Ancak büyük ihtimalle birçoğunuz AdSense bilgilerini bilmiyordur. Bu yüzden de eğer bir YouTube kanalına sahipseniz tam şimdi AdSense bilgilerinizi bir yere not edin. Çünkü kanalınız çalındığı zaman elbette AdSense bilgilerinizi çalınıyor ve bu bilgilere hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz. Ulaşamadığınız için de bilgileri dolduramazsınız. Geri kalan bilgileri zaten doldurursunuz diye düşünüyorum. Her neyse benden bu kadar. Umarım yeterince yardımcı olmuşumdur. Baldebek'e de tekrardan geçmiş olsun diyorum. Zaten kanalı geri alacağız. O yüzden çok da fazla endişelenmeye gerek yok. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.